Çanakkale'de yaklaşık olarak 300 balıkçının teknesini bağladığı Sarıçay'da bulunan ölü yosun ve otlar lodosun etkisiyle arttı. Denizlerde yaşanan gelgitle birlikte ölü yosun ve otlar gün yüzüne çıkarken teknelerse Sarıçay'ın çekilmesinin ardından karaya oturdu. Vatandaşlar Sarıçay'ın çok beğenildiğini ancak pis olmasının Çanakkale'ye yakışmadığını söylediler. Çok güzel bir çay aslında. Yani burada tekneler de bu çaya çok büyük anlam katıyorlar aslında. Ben şurada görüyorum devamlı resim çekiyorlar. Turistler resim çekiyorlar. Çay çekildiğinde zaten cip dibi devamlı balçık olduğu için çıkmak zaten güçleşiyor. Şu en son lodoslardan sonra gelen pislik olayı daha da vahim hale getirdi. Sarıçay'ın dibinde bulunan pisliklerden dolayı bazı balıkçı tekneleri aylardır denize açılamıyorlar. Çayın içinde bir karış su yok. Yazık günah. Milli servet hepsi denizde. Kaldık yani burada. Temizlensin ki herkes balığa gitsin. Çanakkale ekonomisine bir faydamız olsun. Yani yok, çıkamıyoruz işte. Burada böyle oturuyoruz teknenin içinde. Muhabbet ediyoruz herkesten. Çay içiyoruz. Yok ya, 5 aydan beri denize çıktım. Yok ya, benim tekne biraz büyük altı. Çay dolu. Bir de buradan anladığım fevranilere battaniye sarılıyor, her şey çöp sarılıyor, her şey sarılıyor. Anladım. Burası zaten benim burada sokak suları geliyor. Anladım. Şu anda dolu teknenin altı yani. Ya temizlemesi lazım ya. Kaç sene oldu ya. Kimse bize baktığı yok ya. Atıl durumdayız burada.